Size bugün üzerinize yaptığım kalkan çalışmasından bahsedeceğim. İlk önce biliyorsunuz bedenimizin çevresinde bir auramız var. Bu auranın çevresine kırmızı ışıktan bir kalkan yapıyorum. Ve bu kalkanın ömür boyu gök çakranızı şifalandırması, arındırması, temizlenmesini sağlıyorum. Buna programlıyorum. Devamında kırmızı ışığın üzerine ve kalkanın üzerine turuncu ışıktan bir kalkan yapıyorum. Geniş turuncu ışıktan. Ve bu turuncu ışığın sakral çakranızı ömür boyunca şifalandırmasını, arındırmasını, temizlenmesini programlıyorum. Ve bunun üzerine solar plexus çakranızı destekleyecek şekilde sarı ışıktan, geniş sarı ışıktan bir kalkan yapıyorum. Ve bunun üzerine kalp çakranızı destekleyecek şekilde yeşil, geniş yeşil bir ışıktan kalkan yapıyorum. Bunun da üzerine açık mavi bir ışıktan boğaz çakranızı destekleyecek, şifalandırma, sarındırması için ve bunlar ömür boyu sürüyor bir kalkan yaptım. Ve bunun üzerine 6. çakranız yani 3. gözünüzü şifalandırması için koyu mavi bir ışıktan bir kalkan yaptım. Ve bunun üzerine mor bir ışıktan kalkan yaptım. Bu mor ışık da tepe çakranızı ömür boyu arındıracak, şifalandıracak, temizleyecek. Bunun üzerine beyaz bir ışıktan kalkan yaptım ve bu 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. çakralar, el ve ayak çakrası ve bizim meridyenlerimiz var. Meridyenlerimizin de hayat boyu şifalanması, arındırması, temizlenmesi için bunu programladım. Bunun üzerine bu saydığım hepsi çakralarımızın kalkanıydı. Bunun üzerine granitten bir kalkan yaptım. Granit taşından, bunun üzerine septeryan taşından bir kalkan yaptım. Negatifliklere karşı koruyacak olanlar bu. Bunun üzerine kaya tozundan bir kalkan yaptım. Bunun üzerine tekrar granit taşından, tekrar septeryan taşından, bunun üzerine tekrar kaya tozundan, tekrar granit taşından, tekrar septeryan taşından ve her türlü negatif varlık, negatif solucan, negatif tortu adını bildiğimiz ya da bilmediğimiz her türlü negatif varlık, nazar, büyü, reptiyan, cin, demon ya da başka varlıklar, kem göz, negatif insanların enerjisi ve başka ne olabilir? Bu tür enerjisel çekim, negatif enerjisel çekimlerin her zaman, her daim, her konuda bu kalkanın, granitten ve septeryan taşından yaptığım kalkanın dışında kalmasını programlayarak kalkanı kapattım. Ve bu kalkanı 40'a tamamladım. Hani 40 kere dönmesini sağladım. Tekrarlanmasını. Tamam. Bu çok önemli bir şey. Birinci gün sadece çakralarınızın üzerine kalkan yaptım. Bahsettiğim. İkinci gün bu granitten ve septeryan taşındaki kalkanı oturtturdum. Ve devamında üçüncü gün pembe kalkan ve ayna kalkan işlemi gerçekleşiyor. Bu pembe kalkan insanı çok sempatik gösterir, sevimli, şirin gösterir. Ve sizinle küs olan insan gelip barışır. İşte birisi hayır diyecekse evet der. Yani çok işinize yarar, çok tatlı bir şeydir. Ve hani bazı insanların şöyle bir şey vardır ya. Ya sana bir şey diyeceğim ama diyemiyorum. Hadi neyse tamam olsun. Hadi tamam evet. Yani böyle bunu sağlar ama tatlılıkla. Güzeldir. İlişkileriniz düzelir pembe kalkan sayesinde. Ayna kalkandaysa bu ayna kalkanı zaten sorup yapıyorum. Kişiye göre değişiyor. Yapıp yapmamam. Bu ayna kalkanda şöyle bir şey. Arkadaşlarınızla buluşursunuz. Başka bir ortama girersiniz. Eve gelirsiniz. Bir baş ağrısı. Böyle bir yatma isteği duyarsınız. Sanki enerjiniz çekilmiş gibidir. Yani giderken ki siz değilsinizdir. Ve oradaki bir insanın haset bir
enerjisi size bulaşmıştır, tamam mı? Kalkanınız var, artık bulaşmaz. Ama ayna kalkan onun yolladığı enerjiyi kendisine doğru yönlendirir. Burada sizin kötü yaptığınız bir şey yok. Siz kötülük bir şey yapmıyorsunuz. Çünkü o insanın kendi yolladığı enerjisi ona tekrar dönüyor. Yani tamamen ayna. Ayna koyuyoruz çevresine. Auranızın ve negatif bir şey düşünürse ona geri dönüyor. Bunu nasıl anlarsınız? Aslında bu arkadaşlarınızı, samimi insanları çevrenizde tanımanızı da sağlayacak bir çalışma. Bu şöyle bir şey. Mesela arkadaşlarınızla buluştunuz. Süleyha akşam patlanarak başı ağrıdı. Dedi ki size telefon açtı. Ya biliyor musun ben sen gittikten sonra bir baş ağrısı ya da başka bir şekilde. Ay biliyor musun kustum ben o akşam durup dururken. Ya da ay durup dururken midem ağrıdı, bir halsizlik neden oldu acaba? Değil mi? Bu kendi yolladığı negatif enerji kendine yansıdı. Ama şöyle bir şey, bu sadece o günlük sürer. Onu etkiler. Ayrıca şöyle bir şey, sizin yolladığınız hiçbir negatif enerji yok burada. Kendi yansıttığı negatifliğin kendisini etkiler. Ve kendi yansıttığı negatiflik kadar da kendisini etkiler. Onu da söyleyeyim. İnsanlar tanımız manasında önemlidir. Bunu size söylediği vakit zaten anlarsınız. Hani ayrıldıktan hemen sonra kendisini gösteren bir durumdur. Kalkan ömür boyu sürer. Kalkan çalışması eşsizdir. Bu saydığım 3 çalışma da bana özel bir çalışma. Zaman içinde ilahi sistem tarafından çok dua ettim ve bu kalkan çalışması öğretildi. Çok şükür. Yıllarca korunmak için çok çalıştım. Ve Allah'ım hani korunmama yardım et, bana bir şey ver diye çok dua ettim. Şükürler olsun ki bunu duyabildim, öğretildi. Ve bu çalışmaların hepsi bana öğretildi. Öğretilen başka çalışmalar da var. Bana özel bir çalışmadır, eşsizdir. Bunu yapan başka bir kişi yok. Dolayısıyla kalkan ömür boyu korur. Her türlü negatif varlık, negatif solucan, negatif tortu, nazar, reptiyan, cin, demon, negatif insanların enerjisi, hasta insanların enerjisi, bunların hepsinden korunursunuz. Bu yüzden çok 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 iyi bir çalışma. Ve gereklidir. Çünkü bir uyumlama deseniz, bir uyumlamayı bir insan almasa, hiçbir şey olmasa hayatına gayet devam edebilir. Ama kalkan o insanın temiz kalmasını sağlar. Çok önemli. Nazar bile sürekli temizlense tekrar olabilir. Negatif varlıklar olabilir, gelebilir. Bunların hepsi insanları etkiler. İyi değil. Çocuklar olsun, büyükler olsun, kalkanı olan insanla olmayan insan çok fark ediyor. Uykusu olsun, enerjisi olsun. Etkisi, enerjisinin düşmemesi olsun. Önemli bir şey. Bu bakımdan kalkan çok güzel bir çalışma. Bu şekilde. Sevgiler.